havalardan görebilir miyim? Havada bir tercih başlıyor. Helal ne haber ya? İyiyim ya, çabuk asalım. Yemir. Hayır. Hoş geldin. Recep. Eyvallah. Belediye başkanımızın riyasetinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu kahvaltı programının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Malumunuz bir pandemi süreci atlattık. Pandemi süreciyle birlikte her ne kadar fiili olarak uzak olsak da gönüllerimizin bir olduğunu ifade etmek istiyorum. Hakikaten özlemiş olduğumuz bir tablo. Bir araya gelmek, sohbet etmek, sizlerle bir olmak hakikaten sizler için olduğu kadar bizler için de önemli. Bizler bünye için çalışmaya devam ediyoruz. Yeniden yenilenen bünyenin mimarı, değerli belediye başkanımızın da riyasetinde inşallah bünyede göreve almış olduğu günden bu zamana kadar çok güzel değişikliklere, çok güzel hizmetlere şahitlik hep birlikte ediyoruz. Özellikle sosyal belediyecilik anlamında kamunun tamamına, vatandaşın tamamına hizmeti ayağına götürmek suretiyle bu tarz hizmetlerinizin yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Özellikle son dönemde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde istifade edeceği alanların da oluşturulduğunu gördük, görüyoruz da. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın da himayelerinde, ülkemizin genelinde hakikaten de çok ciddi bir atılım ağına yol verildi. Bizler de ünyemizin en önemli sorunlarından olan Ünye Akkuş Niksel Yolu ile ilgili olsun, organize sanayi bölgesi ile ilgili olsun, kültür merkezi ile ilgili olsun, diğer taraftan üniversite ile ilgili olsun, bu geçirmiş olduğumuz süre içerisinde çok güzel adımlar attık. Onların temellerini attık. Önümüzdeki zaman içerisinde inşallah bunları tamamıyla hayata geçirmek suretiyle yine sizlerin hizmetine sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Çok kıymetli esnaf arkadaşlarım, öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, ilçe başkanımız geçen Ankara ziyaretimizde Ünye'deki önemli beklentilerden bir tanesi olan Ünye Akkuş Niksar yolunun 2022 yılında yatırım programına alındı biliyorsunuz. Aynı zamanda da 2022 yılında da ihaleye çıkılıp kazmanın vurulması için Ulaştırma Bakanlığı'ndaki genel müdürümüz de bizzat yanımızda telefonla arayarak bununla ilgili işlemlerin hızlandırılması ve bu yıl içerisinde de oranın kazmanın vurularak beklentimizin giderilmesi noktasında taleplerimizi ilettiler sağ olsunlar. Bu yıl içerisinde Allah'ın izniyle beklentimiz olan Ünye Akkuş Niksar yolunun mevcut güzergahını iyileştirmesi noktasında inşallah hükümetimiz adımını atmış olacak. Beklentilerimize de inşallah cevap vermiş olacak. OSB biliyorsunuz biraz sanki yok olmuyor gitmiyor, öyle bir şey yok arkadaşlar. OSB'de de işler rayında gidiyor. Kamulaştırması bitmiş, altyapı yapım ihalesi yapılmış. Aynı zamanda mevcut alanda şu anda 3 tane fabrikanın temelleri yükselmiş, neredeyse bitim aşamasına gelen orada işletmemiz var. Bu da demek oluyor ki inşallah OSB'miz rayında gidiyor ve uzun süredir hayal olarak konuşulan işin de gerçeğe dönüştüğünü oradan geçtiğimizde hepimiz şahit oluruz. Ünye Limanı'nda işler rayında yürüyor. Bakın arkadaşlar, orada bir gemi yüklenebilirken rıhtımda Allah'a şükürler olsun bugün 2 tane 3 tane gemi aynı anda yükleme boşaltma yapabiliyor. Ve hemen yan tarafında antrepo olarak oluşturulmuş alanda da aynı şekilde stok alanında gelen gemilerden malların orada stok alanına konulması ve aynı zamanda yükleme esnasında bekletilme alanının oluşturularak oranın fizibilite anlamında daha verimli hale dönüşmesine vesile kılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Gerçekten orada beklenen bir şeydi arkadaşlar. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız liman konusunda ikinci bir kolon oluşturularak 7-8 bin, 9 bin tonluk gemilerin haricinde 20-30 bin tonluk gemilerin de yükleme boşaltma yapabileceği bir rıhtımın oluşturulmasının gayreti içerisinde Allah'ın izniyle. İşte şehir merkezinde Atatürk Mahallesi'nde Gölevi'de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte orada
Altyapısı tamamlanan kısımlarda üst yapı çalışmalarına başlandı. Çoğunun asfaltı o bölgelerde bitti. Sadece kaldırımlar ile ilgili ihale yapıldı. Onun da yer teslimi yapıldı. Kaldırımlar ile birlikte çok güzel bir hale dönüşecek. Gene bunun ucu mahallemizin Bağdatlı Caddesi'nde, tabi biliyorsunuz şehir merkezinde arkadaşlar çalışmak bir cerrahın ameliyatı, operasyonu gibi gerçekten zor. En ufak bir noktaya dokunuyorsunuz, eve giden ya internet kablosuna, ya kanalizasyon borusuna, ya su borusuna dokunuyorsunuz. Onun için çalışmanın en zor olduğu o şartlarda da altyapılı noktasında orada da işlemler tamamlanmak üzere, hemen üst yapısı da peşinden tamamlanacak. Yine eski ortaokul rampası diye bildiğimiz Türbe Caddesi. O bölgede de çalışmalarımız yürüyor. Şu anda orada da PMT, yani filler malzeme serilerek asfalta hazırlanıyor. Altyapısı bitti. Tabi bu esnada şehir merkezinde işler yavaş yürüdüğü için sanki ya bu daha hızlı yürüyemez mi gibi, işte bu daha gece gündüz çalışılamaz mı gibi söylemler vatandaş tarafından haklı olarak, çünkü sıkıntı çektiği için ifade ediliyor. Ama maalesef arkadaşlar oralarda böyle iğne ucuyla kazar gibi iş yaptığınız için biraz altyapı uzun sürüyor. Tabi bundan dolayı özür diliyoruz. Rahatlatmak için, rahatlığa kavuşmak ve güzelliğe kavuşmak için de biraz sabır göstermek gerekli. Bu sabrı gösterdiğimizde oraların da güzelleştiğini, şehrimize yakışır bir görüntüye kavuştuğunu hep birlikte şahit olacağız inşallah. Gene Saraçlı mahallemizde Çoldur Sokak vesairedir, o bölgelerde, Hamidiye'deki mahallelerimizde, Çınarlık mahallelerimizde çalışmalarımız, doğalgazın, elektrikle ilgili çalışmaların tamamlandığı noktalarda biz de üst yapı çalışmalarına girdik. O bölgelerdeki sıkıntıları 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız. Bulunduğumuz mahallemiz Liseler Mahallesi'nde de şu anda ihale aşamasında arkadaşlar. Bu ana caddenin arkasındaki sokaklarımız biliyorsunuz perişan. Havayatların bir kısmı yer altına alınmıştı. Alınmayanların da alınması başladı. Doğalgazla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde ihalesi tamamlanmış olacak. Bizim de stadın alt tarafındaki bütün bu ara sokaklar dahil hepsi inşallah hem altyapısıyla hem de üst yapısıyla görsel anlamda şehre yakışır bir hale kavuşacağını buradan da size müjdelemek istiyorum. Elimizden geldiğince Ünye'de şehrin hem turizme hem de sizlerin çok daha keyifle yaşadığı bir şehre kavuşması için gece gündüz demeden 7/24 esaslı sizlere hizmet etmeye, emanet ettiğiniz şehri daha güzel bir mekana, alana dönüştürmeye gayret ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim.